Partisi'nin teşkilatını ayakta tutan, buradaki mücadeleyi ayakta tutan bütün dostlarımıza, yoldaşlarımıza, hep birinize ayrı ayrı saygılarımı sunuyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün Siirt'teki seçim çalışmalarının resmi startını, başlangıcını yapmış olduk. Bundan sonra artık Siirt'teki bütün adaylarımız, gerek il, ilçe, beldedeki bütün adaylarımız burada partimizin çizgisini temsil eden bir çabayla, çalışmayla, emekle sizlere layık olmaya çalışacaklar. Onların görevi hem seçim kampanyasında, çalışmasında, hem seçildikten sonra halka layık bir duruşu göstermektir. Ve elbette ki sizlerden, partililerimizden beklentimiz de adayların etrafında kenetlenerek hiçbir tartışmaya mahal vermeden, hiçbir tartışmaya yol açmadan, yıpratıcı bütün duruşlardan sakınarak adaylarımızın ve halkımızın başarısı için çaba sarf etmek, çalışmaktır. Burada 5 yıldır büyük bir emekle, çabayla Siirt'teki belediye hizmetlerinin toparlanmasına, Siirt'teki belediye çalışmalarının iyi bir noktaya gelmesine vesile olan belediye başkanımız Sayın Selim Sadak'a teşekkür etmek istiyorum. Emeklerinden dolayı bütün Siirt halkına, Siirt halkı adına kendisini kutluyorum. Bundan sonraki siyasi yaşamında da kendisine başarılar diliyorum. Bütün aday aday arkadaşlarımızı, il, ilçe ve beldede aday aday olan bütün arkadaşlarımızı da kutluyorum. Partiden görev talep ettikleri için, bu cesareti gösterdikleri için kendilerini kutluyorum. Onların da bu seçim çalışmasında gösterecekleri dayanışma, birliktelik seçim başarısı için çok önemlidir. Ve bütün arkadaşlarımız istisnasız tamamı bu siyasi çalışmanın, bu mücadelenin birer neferi olarak inanıyorum ki elinden geleni yapacaktır. Çünkü biz sıradan bir seçim çalışmasının ötesinde büyük bir siyasi mücadelenin bir parçası olarak seçimlere giriyoruz. Daha önceki konuşmalarımda da altını çizerek belirttim. Biz seçim ve sandık için sadece kurulmuş bir parti değiliz. Bizim bütün hedefimiz belediye kazanmak, milletvekilliği kazanmak değil. Bizim en büyük hedefimiz halkımızın özgürlüğünü kazanmaktır. Ve seçimlere de bu nedenle giriyoruz. Sadece koltuk, sadece sandık bizim derdimiz olamaz. Her şey, yaptığımız her şeyin halkın özgürlüğüne hizmet etmesi lazım. Halkın özgürlüğüne hizmet etmeyen en küçük bir siyaset bizim siyasetimiz olamaz. Ve bu bakış açısıyla her yerdeki seçim çalışmasını sadece adaya, sadece sandığa, koltuğa kilitlenerek yürütmeyeceğiz. Bütün taleplerimizi, özgürlükle ilgili bütün taleplerimizi seçim meydanlarında bir kez daha bütün dünyaya haykırmanın bir fırsatını yakalamış olacağız. Ve özellikle bugünlerde ortaya çıkan bu devlet içindeki iç çatışma, egemenlerin kendi arasındaki bu iktidar yarışı, rant, hırsızlık yarışına alternatif olduğumuzu, halkın bunlara mecbur olmadığını göstereceğiz bu seçimlerde. Bütün Siirt halkının her birinin kapısını çalarak, bize oy vermiş mi vermemiş mi ayırt etmeksizin köy köy, mezra mezra, ev ev, dükkan dükkan dolaşarak anlatmaya çalışacağız. Türkiye bu hırsızlara mecbur değil, mahkum değil. Bu kadar yoksulluk içerisinde açlıkla, sefaletle pençeleşen bir halk gerçeği varken halkın bu hırsızlara oy vermesini engelleyeceğiz. Ne hırsızdan yana olacağız, ne hırsızı koruyandan yana olacağız. Ne cemaatten yana olacağız, ne çetelerden, paralel derin devletten yana olacağız. Bunlara mecbur olmadığımızı ve halkın gerçek umudu olarak BDP'li adayların etrafında doğru yolda yürünmesi gerektiğini herkese anlatmak zorundayız. Burada da sizlere, öncelikle bu salondaki annelere, kadınlara, genç arkadaşlara büyük görev, büyük iş düşüyor. Seçim çalışmasını sadece belediye başkanı veya aday yapmaz. Seçim çalışmasında hepimiz birer nefer olarak sorumluyuz, görevliyiz. Çünkü bu seçimi kazanmak demek Tuncer Bakırhan
ya da Belkıs Epözdemir belediye başkanı oldu demek değildir. Onun çok ötesinde siyasi büyük mesajları olacaktır. Sadece kişileri belediye başkanı yapmış olmakla kalmayacağız. Özgürlüğümüze ne kadar tutkun, ne kadar sevdalı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha göstereceğiz. Bizi parçalamaya, bölmeye çalışanları, Kürt'ü Kürt'e, Arap'ı Kürt'e, Türk'ü Arap'a, Türk'ü Kürt'e düşman etmeye çalışanlara karşı biz barış ve özgürlük mesajları vermiş olacağız. Siirt bu açıdan çok önemlidir. Burada halkların, farklı kimliklerin, inançların bir arada güçlü bir şekilde ittifak kurabileceğini göstermenin fırsatıdır Siirt seçimleri. Ve başbakana da büyük bir ders vermenin fırsatıdır. Siirt sana sahip çıktı ama sen Siirt'e hakaret ettin. Her gün her saat Siirt halkını meydanlarda coplattın, gazlattın. Siirt halkını, Siirtli anaları burada çevik kuvvetin dipçiklerinin coplarının altına verdi. Yıllardır Siirt'te ne yaşadığınızı herkes biliyor. Bunu sadece cemaat polisleri mi yapıyordu? Sadece cemaatin valisi, emniyet müdürü mü yapıyordu? Yok. AKP ile el ele işbirliği içinde Siirt halkına kamu kusturdular. Burada sıkı yönetim, burada olağanüstü hal uygulamaları yaşattılar. Gün geç gördü ki Siirt halkına zulüm yapılmaz. Belediye başkanına kadar hakaret ettiler. İşkence yaptılar. Gençlerimizi burada katlettiler. Sokak ortasında çocuklara katlettiler. Ne oldu, bunların hesabı soruldu mu? Hadi bunları paralel devlet yapmışsa buyurun başbakan hesabını sorsun. Bunları yapanlar belli. Diyarbakır'da, Yüksekova'da, Cizre'de katledilen çocukların katillerini buldun mu? Hesabını sordun mu? Eğer AKP olarak bunları sen yapmadıysan, paralel devlet, cemaate yakın polisler yaptıysan buyurun hesabını sor. Soramazsın. Çünkü birlikte bunları gerçekleştirdiniz. Suç ortağısınız. Hepsini iş birliğiyle, el birliğiyle yaptınız. Şimdi Siirtliler bunun hesabını sormayacak mı? Başbakan'dan da cemaatten de bunun hesabını sormayacak mı? Sandık bunun bir vesilesidir işte, fırsatıdır. Sandıkta AKP'ye giden her oy ben bu hırsızlığı içime sindiriyorum demektir. Sandıkta AKP'ye giden her oy siz bu kadar çaldınız, çırptınız, benim içim rahattır, çalmaya devam edin demektir. AKP'ye sandıktan çıkan her oy, sokakta bu kadar gaz, cop, tank, top kullandınız, bunlara karşı bizim itirazımız yok demektir. O nedenle sandıkta AKP'ye tek bir oy gitmemesi için çaba sarf edeceğiz, mücadele edeceğiz. Özellikle buralarda AKP'ye iyi bir ders vermemiz lazım. Buralarda Siirt milletvekili olan eş genel başkanımıza AKP'nin seçim çalışmasını bile nasıl engellerle, zorluklarla seçilmemesi için ne hilelerle neler yaptığını unutmadan çalışma yürüteceğiz. Burada bizi sandığa gömmeye çalıştılar. Her türlü hileyi, baskı yaptılar, başarılı olamadılar. Çok şükür ki bugün Siirt'te başımız dik, alnımız açık siyaset yapabiliyoruz. Biz Siirt'i kimseye dar etmeyeceğiz. Biz Siirt'i herkese açacağız. Ama Siirt'i bize dar etmeye çalışanların da burnundan fitil fitil getireceğiz. Hiç kimsenin haddine değildir. BDP'yi Siirt'e önünü kesmeye çalışmak, hileyle, aldatmayla, tehditle burada bizim önümüzü kesmeye çalışmak da kimsenin haddi değildir. Bu güçle, inançla, kararlılıkla seçim çalışmamızı yürüteceğiz. Bir kez daha bütün adaylarımız Siirt halkına hayırlı uğurlu olsun. Onlara başarılar diliyorum. Allah'a sizlere emanet edip buradan ayrılıyoruz. Hep birlikte inşallah seçim akşamı Siirt'te havai fişeklerle o zaferi kutlayacağız. Buna yürekten inanıyorum. Bu yemekte de bizlere destek olan, dayanışma gösteren bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Şehit ailelerimiz, değer ailelerimiz başta olmak üzere, tutuklu yakınlarımız başta olmak üzere hepsinin bu emeklerinden, fedakarlıklarından, cefalarından dolayı
minnet duygularımı ifade ediyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum.